Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte göz çevresi bakımı yapıyoruz. Birçok kişinin şikayet ettiği gözaltı morlukları, gözaltı torbaları, koyu halkalar, göz çevresindeki hassasiyet ve kırışmalar. Bütün bunlarla mücadele eden en doğal maskeyi yapacağız arkadaşlar. Hazırlayacağımız bu pamuk petler yardımıyla hem günlük bakımı yapacağız hem de ilerleyen süreçte ciddi anlamda göz altlarımızın tedavi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Çok basit yöntemle yapacağız. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Buyurun. Evet arkadaşlar, hemen maskemizin yapımına geçelim. Ekranda gördüğünüz malzemelerle yapacağız. Yeşil çay, patates ve salatalık kullanacağız. Biraz pamuğa ihtiyacımız var. Sadece bu kadar arkadaşlar. Gözaltı şişkinliği olarak bilinen gözaltı torbalarına, göz altında oluşan koyu halkalara, kırışmalara ve gerçekten göz çevresinde oluşan o renk farklılıklarına iyi gelen bir maske yapacağız bugün arkadaşlar. Hakikaten doğal malzemelerle ve tedavi edici, belli bir süre kullanıldığında bu bölgeyi tedavi edici bir maske yapacağız. Hiç kimse gözaltı şişkinlikleriyle, morluklarıyla uyanmak istemez, güne başlamak istemez. Ama kişi yorgun, hastadır, yorgundur. Stresli bir ortamda çalışıyordur, kötü bir gün geçirmiştir. Bakın bütün bunlar göz altlarımızı etkiliyor. Biz bütün bunlara çözüm sunacak maskemizi sizlerle birlikte hazırlayacağız. Doğal yollarla bunu yapacağız. Bakın içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz kimyasal kremleri en hassas bölgemize, cildimizin en hassas bölgesi göz altlarımız, buralara sürmekten vazgeçip hakikaten burada doğal bir bakım yapacağız. Yeşil çay kullanacağız. Bakın yeşil çayı demleyip içiyoruz. Bu kadar doğal bir şey. Mümkünse sizlere tavsiyem demleme yeşil çay almanız, bulabilirseniz eğer yakınınızda varsa. Aktarlarda gayet rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir noktada. Ama ulaşamayanlar olabilir. Tabii ki onlar için bu sallama poşet çayları tavsiye ediyorum. Onu da kullanabiliriz tabii ki. Salatalık kullanacağız. Çok doğal bir şekilde ve patates arkadaşlar. Bakın bunlar hepsi pişirip doğrayıp yediğimiz şeyler ama gözaltı için müthiş sonuçlar ortaya çıkardıklarını sizler gözlerinizle göreceksiniz, şahit olacaksınız. Ben bu şekilde kolaylık olması açısından pamuk petler kullanacağım ama elimizde normal pamuk varsa o da olur. Hatta evde pamuk yoksa bunu peçeteyi, kullandığımız kağıt peçeteleri hafif katlayarak da gayet rahatlıkla uygulayabiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gözaltı çevresindeki sıkıntılara neler sebep olur, bunları bilmek gerekiyor tabii ki. Genetik olabilir, uykusuzluk kaynaklı olabilir, alerji kaynaklı olabilir arkadaşlar. Bakın yaşlanmanın getirdiği sebeplerle olabilir. Böbrek hastalıklarından dolayı gözaltlarımızda morluklar, şişmeler, halkalar olabilir. Vücudun susuz kalmasının bir göstergesi olarak gözaltlarımızda sıkıntılar olabilir. Bu arada arkadaşlar, patates ve salatalığımı bu şekilde rendeledim ama sizler bu işlem için katı meyve sıkacağı kullanabilirsiniz. Çünkü ben bunların sularını çıkartacağım birazdan ve hepsinin suyunu kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi o işlem için katı meyve sıkacağını kullanabilirsiniz. Evet, gözaltlarımızda bakın kronik sinüzitin bir belirtisi olarak sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Aşırı tuzlu gıdalar tüketmemiz de gözaltlarımızda sıkıntıya sebep olabilir. Dediğimiz gibi ağlamak, tiroid bezinin çok çalışması, kullanılan ilaçların yan etkileri, göz kapaklarının iltihaplanması, göz çevresindeki tümörler, aşırı kitap okuma gibi gözü çok çalıştıran faktörler de gözaltlarımızı yoruyor ve yıpratıyor arkadaşlar. Ama bunlardan uzak kalmak mümkün değil. O halde göz çevresi bakımımızı birazcık daha dikkat etmeliyiz, birazcık daha önemsemeliyiz. Dediğimiz gibi gözlerimiz çok hassas, göz çevresi çok hassas ve doğal bakımı gerektiriyor arkadaşlar. Evet, şimdi yeşil çayımız var. Salatalığımızın suyunu sıktım ve bir kaba aldım. Patatesimizin suyunu sıktım ve bir kaba aldım arkadaşlar. Patates gerçekten gözaltı bakımında oldukça önemli bir yere sahip. İçinde bulunan nişasta sebebiyle o bölgenin beyazlatılması, oradaki morlukların giderilmesi, oradaki pigment sıkıntılarının aşılması noktasında hakikaten patates çok muhteşem etkiler yaratıyor. Arkadaşlar bu
maskede oran birebir olacak. Zaten aşağı yukarı bakın 4 çorba kaşığına yakın benim patatesinden su çıktı arkadaşlar. Yine aynı oranda salatalık suyum var ve yine aynı oranda yeşil çayımı kullanacağım. Arkadaşlar şimdi bakın. Patates suyu neden kullanıyoruz? Patates neden kullanıyoruz? Bakın ne güzel bir nişasta çıktı patatesimden. Yani bu suyu oraya döktüğüm zaman kalan bu nişasta o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. İşte en doğalından alın size gözaltı kremi. En doğalından alın size morluk ve halkaları azaltan krem. Gözaltı kırışıklığını azaltan krem. Bunu kesinlikle ilave ediyoruz bu kürümüzün içerisine. Orada tabakta kalmasın. Sizler de dikkat edin. Bu çok önemli çünkü bizim için. Evet, salatalık suyumuzu da ilave edeceğiz. Birebir oranlar dediğim gibi arkadaşlar. Sizinkinlerden az çıkmış olabilir, çok çıkmış olabilir patatesinizin büyüklüğüne göre. Ama birebir oranla karıştırırsanız çok daha faydasını göreceğiz arkadaşlar. Yeşil çayımız var dediğimiz gibi. Yeşil çay gerçekten çok dinlendirici gözaltını. Yani o yorgunluktan kaynaklanan halkalara falan müthiş iyi gelecek. Bakın böyle bir karışım elde ettik. Güzelce şimdi o alta, çünkü nişasta alta çöküyor arkadaşlar. O nişastayı şöyle hemen karıştıralım. Arkadaşlar burada bir şey ilave etmek istiyorum. Eğer elimizde yeşil çay yok ise bunu siyah normal kullandığımız, içtiğimiz siyah çayla da yapabiliriz. Elimizde eğer papatya varsa bunu papatya çayıyla da yapabiliriz. Yani bu konuda alternatiflerimiz bir iki tane var. Yeşil çay, siyah çay, papatya çayıyla yapabiliriz. Şimdi karışımımızı hazırladıktan sonra şöyle göz altımıza uygun şekilde ben bu petlerimi kesiyorum. Ortadan yarım ay şeklinde. Bunların kullanımı inanın bana çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Alıyorsunuz direkt buzluktan. Direkt göz altınıza uyguluyorsunuz. Gerçekten güzel bir bakım sağlıyor. Arkadaşlar bu maskeleri lütfen devam edin. Yani bir kez iki kez yapıp bırakmayın. Süreklilik gerekiyor. Doğal maskelerde süreklilik gerekiyor. İnanın bana. Bakın bir hafta yapın. Ondan sonra zaten kendiniz diyeceksiniz. Ya ben bunu bırakmayayım, bu bakımı her zaman yapayım diyeceksiniz. Çünkü fayda gördüğünüzü göreceksiniz arkadaşlar. Zaten aşağı yukarı bu malzemelerle 10 günlük bir bakım maskesi elde etmiş olacağız. Yani elimizde işte bu kadar bu hazırlamış olduğumuz bu suyla ve pamuk petlerle 10 günlük bir bakım elde edeceğiz arkadaşlar. 10 gün boyunca bunu uygulayın. Lütfen uygulayın. Unutmayın. Akşam otururken işlerinizi bitirdiğiniz akşam oturduğunuz biraz dinlenmek istiyorsunuz. Hemen alın arkadaşlar. Göz altınıza koyun. Bu buzlu petlerimizi birazdan bunları ıslayıp bu karışımımızı ıslayıp buzluğa atacağız. Ve oradan çıkarıp kullanacağız arkadaşlar. Bakın kullanımı çok rahat. Birazcık hazırlarken bir uğraşımız olacak ama 10 gün boyunca bunu kullanacağımız için bu kadar telaşa değer yani 10 günlük bakım arkadaşlar. Buzluktan çıkarın. Eğer göz altlarınız çok aşırı hassassa bakın bu noktaları da dikkat edelim. Göz altlarınızda o kılcal damarlarınız görünüyorsa çok ince, çok çok ince bir deriye sahipse ki normalde incedir zaten ama bazı arkadaşların hakikaten o bölge çok daha hassas oluyor. Onun için arkadaşlar buzluktan alır almaz değil elimizde çok hafif elimizde durduralım. Hafif o hani buzun yakıcılığını giderelim. Biliyorsunuz soğuk da yakar arkadaşlar. O buzun yakıcılığını geçirelim. Ondan sonra göz altlarımıza koyalım. Bırakın orada dursun arkadaşlar. Eriyene kadar, o soğukluğunu yitirene kadar orada dursun. Şimdi soğuk uygulamalar göz altında kan dolaşımını arttırması sebebiyle çok daha etkili. Zaten cildimiz için de öyledir. Soğuk uygulamalar her zaman daha etkilidir arkadaşlar. Bakın bu şekilde sularını hiç sıkmadan... Ben bir buzdolabı poşeti kullandım böyle. Sizler de kullanabilirsiniz. Herhangi bir poşet de olur. Temiz olmasına dikkat edelim tabii ki. Hiç sıkmadan bu şekilde petlerimizi üzerine koyacağız. Şimdi kalan diğer yarısını üzerine kapatıp buzluğumuza kaldıracağız bunu. Bakın böyle güzel bir şekilde buzluğumuza kaldıracağız. Ve bunu
10 gün boyunca kullanabileceğiz arkadaşlar. Bakın gayet güzel 10 günlük bir bakım hazırladık. Hiç zor değil. İnanın hiç üşenmeyin. Hemen gidin kalkın mutfağınıza. Hemen rendeleyin. 2 dakikada hazırlayın arkadaşlar. Bakın bunlar videoda tabii ki ben detaylı anlattığım için uzunmuş gibi görünebilir. Ama hakikaten çok basit uygulamalar. Hiç geciktirmeden kalkın ve hazırlayın arkadaşlar. Fayda görmeniz dileklerimle. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlar umarım çok çok güzel sonuçlar alırlar. Lütfen deneyen arkadaşlarımı tecrübelerini, yaşamış olduklarını, elde etmiş oldukları güzellikleri yorumlar kısmında benimle paylaşırlarsa çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımda bulunan diğer güzellik, sağlık ve bakım önerileri için ilgili video başlıklarına gitmeyi, tıklamayı unutmayın. Birçok sağlıklı kür var gerçekten. Hepsi denenmiş, hepsi tecrübe edilmiş kürler arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak, abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.